Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Yusuf Kaya. Buradan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bölüm başkanıyım. Bölümümüze bağlı bankacılık ve sigortacılık programında öğrencileri iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri nitelikli ara eleman iş gücünü kazandırmayı amaçlamaktayız. Derslerimizde öncelikle meslekle ilgili teorik bilgi aktarmakta, daha sonra da sınıf içi uygulamalarla öğrencilerimizi bankacılık ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği niteliklerle donatmayı amaçlamaktayız. Ve onlara zorunlu eğitimlerinin yanında zorunlu stajlarla da sektör tecrübesini kazandırmayı amaçlamaktayız. Okulumuzda her iki yılın sonunda da en az 15'er iş günü olmak üzere zorunlu staj uygulaması yapmaktadırlar öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz genellikle bir dönem bankada, bir dönemde sigortada çalışarak hem bankacılık mesleğini hem de sigortacılık mesleğini yakinen tanıma ve onların sektörün beklentilerini öğrenme şansına sahip olmaktalar. Genelde bunu tercih ediyor öğrencilerimiz. Mezun öğrencilerimiz de aslında çift meslek sahibi oluyorlar. İsterlerse bankada, banka sektöründe çalışacak, bankada çeşitli departmanlarda çalışacak bir banka memuru, banka elemanı olabiliyorlar. İsterlerse de sigortacılık sektöründe sigortacılık ara elemanı olarak ya da SEGEM sınavlarına girerek sigorta acentesi açma şansına sahip oluyorlar. Bu bölümümüz sayesinde sigorta acentesi açma hakkını kazanıyor öğrenciler. SEGEM sınavıyla birlikte yine dediğim gibi. Birçok mezun öğrencimiz hem bankacılık sektöründe hem de sigortacılık sektöründe zaten şu anda işlerini yapmaktadırlar. Hem bir kuruma bağlı olarak çalışabilme şansı sağlaması hem de kendi özgür işini yapma şansını sağlaması açısından bölümümüz oldukça güzel ve tercih edilebilir bir bölüm. Sigortacılık sektörü Türkiye'de aslında çok kısa bir süre olmamasına rağmen hala istenilen seviyede değil. Yani bu sektörün büyüyeceği ve gelişeceği çok büyük bir alan var. Özellikle Avrupa'da ve dünyada çok prestijli ve büyük paralar kazandıran bir sektör, sigortacılık sektörü. Bu alanda kariyer yapmak isteyen öğrenciler için geleceğin çok açık olduğunu söylemekten çekinmiyoruz. Ve ciddi anlamda tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. Öğrencilerimiz bunun dışında banka ve sigorta acenteleri dışında faktöring şirketleri, finans kurumları, leasing şirketleri ve diğer mali ve finans işleri yapan şirketlerde iş bulabilmekte. Aynı zamanda isterlerse ön lisansından sonra KPSS sınavına girerek KPSS ile ön lisans olarak atanabilirler, memur olarak atanabilirler. Bu şekilde çeşitli devletin özellikle Maliye Bakanlığı'nda çalışan öğrencilerimiz var. Bölümümüzde uzun yıllardır sektör tecrübesi olan bankada ve sigortada çalışmış 4 hocamız bulunmakta. Onlar öğrencilere derslerde teorik bilgilerin yanında uygulamalı olarak sektörde karşılaşabileceklerini, olayları ve sektörün durumunu derslerde vermekteler. Ön lisans tamamlayan öğrenciler doğrudan banka veya sigorta sektörlerinde işe girebilecekleri gibi isterlerse dikey geçiş sınavı aracılığıyla işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve sigortacılık bölümlerini 4 yıllığa tamamlayarak eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilirler. Bunun yanında daha önce de söylediğim gibi isterlerse kendi acentelerini açarak bağımsız meslek mensubu olarak da çalışabilirler. Bankacılık ve sigortacılık meslekleri gerek Türkiye'de gerek de dünyada saygın ve prestijli meslekler ve önü açık, her daim sektörün eleman ihtiyacı duyduğu, istihdamı yüksek sektörler. O yüzden tercih etmek isteyen adaylara gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini, okulumuzun getirdiği fiziksel imkan ve saygın bir eğitim öğretim kadrosu olması neticesinde de iyi bir okula geleceklerini söylemekten hiç çekinmem. Şimdiden gelecek adaylara başarılar diliyorum.